İşte geldik en önemli noktaya aslında. Bununla birlikte bazı kullanıcılar için tam tersi bir etki de olabilir. Kas kazanmak ve aynı anda yağ yakmak için kullandıkları inanılmaz derecede güçlü bir anabolik steroiddir arkadaşlar. Bench presslerine neredeyse 45 kilogram ekleyebilirler arkadaşlar. Trenbolon, vücut geliştiricilerin kas kazanmak ve aynı anda yağ yakmak için kullandıkları inanılmaz derecede güçlü bir anabolik steroiddir arkadaşlar. Bazı insanlar bir kişinin alabileceği fizyolojik ve psikolojik olarak en toksik bileşiklerden biri olan ve sert yan etkileri nedeniyle trenbolonun alınmaya değmeyecek bir steroid olduğunu iddia ederken bazı insanlar da trenbolonun olumsuz etkilerinin abartılı olduğunu ve diğer anaboliklerden belirgin şekilde daha kötü olmadığını iddia ediyor. İlk olarak şunu belirtmek isterim ki her insanın genetik kodlarına bağlı olarak trenbolona farklı tepki vereceğini ve bu da onları belirli yan etkilere az ya da çok eğilimli hale getireceğini anlamak önemlidir. 1. Güçteki inanılmaz artış. Bir de kanalıma abone olun ve bu tür gerçekten bilgi dolu videoları kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Sadece YouTube takipçilerime özel fiyatları ile 3 farklı kategoride hazırladığım ve inanılmaz fiyatları ile sizlere sunduğum paketleri incelemek için katıl butonuna tıklayıp göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca gün içinde yaptığım kısa ama bilgi dolu hikaye paylaşımlarımı ve eşsiz bilgiler ile dolu gönderilerimi hatta düzenli olarak yaptığım indirimleri takip edebileceğiniz Instagram hesabım şu anda ekranda arkadaşlar. Bence oradan da beni takip edin dedikten sonra yaklaşık 5 saniye sonra yine buradayım arkadaşlar. Evet, maddeleri saymıştık. Şimdi bu maddeleri tek tek bir açıklayalım. Güçte inanılmaz artış. Trenbolonun güç üzerindeki etkileri özellikle aromatize olmadan ve de su tutmadan gerçekten olağanüstüdür arkadaşlar. Hemen hemen her profesyonel powerliftçi bir yarışmadan önce kürlerine trenbolonu mutlaka katarlar. Anabolik steroidlere nispeten yeni başlayan kullanıcılar bir kürün ilk ayı içinde bench presslerine neredeyse 45 kilogram ekleyebilirler arkadaşlar. Bu durum kesinlikle olağanüstü. Ancak özellikle yeni başlayanlar ve aslında az tecrübeli vücut geliştiriciler bile ilk birkaç kürlerinde aşırı ağır kaldırma konusunda dikkatli olmalıdırlar. Nedeni ise kasların bu artan gücüne tendonların uyum sağlamasına izin vermek için arkadaşlar. Aksi takdirde güçteki hızlı artışlar kullanıcıları yaralanmalara karşı daha duyarlı hale getirecektir arkadaşlar. İkinci etki nefes darlığı. Trenbolon kullanımında merdivenlerden çıkarken veya hafif egzersiz yaparken bile kullanıcıların nefes darlığı yaşaması nadir değildir. Bu kalbe giden kan akışlarının azaldığını gösteren kan basıncındaki artıştan kaynaklanır. Bu nedenle oksijen kaynağını artırmak için kullanıcılar genellikle daha derin nefes almaya ihtiyaç duyarlar. Başka bir etki kas kazançları arkadaşlar. Testosterondan 5 kat daha fazla anabolik ve androjenik olması trenbolon kullanımındaki kas kazanımlarının olağanüstü olması şaşırtıcı değildir. Bir kullanıcının trenbolon kullanımı ile ne kadar kas kazanacağı geçmiş steroid kullanımının seviyelerine bağlı olacaktır. Örneğin yeni başlayan bir düşük dozlarda trenbolon kullanıyorsa kas hipertrofisi açısından sonuçları dikkat çekici olacaktır ve bu kişi yaklaşık 14 kilogram yağsız kas kazanabilir. Bununla birlikte geçmişte düzenli olarak çeşitli steroidler kullanmış olan biri trenbolon kullanımı ile birlikte kesinlikle kas boyutlarını bir sonraki seviyeye götürebilir. 6 ile 10 kilogram arasında ekstra bir kas kazanımı çok fazla gözükmese de orta seviye bir steroid kullanıcısı için etkileyici bir kazançtır arkadaşlar. Bir başka etkisi güvende ve agresiflikte artış. Tren kullanıcıları eksojen testosteronundaki inanılmaz artışlar nedeniyle kendilerine güven duyacaklardır. Bu durum bir kişinin iç alfa erkeğini maksimuma çıkartacaktır arkadaşlar. Bu güçlü aura çevrelerindeki herkes tarafından gözlemlenecek ve özgüven sadece sosyal düzeyde değil aynı zamanda ilkel düzeyde de artacaktır arkadaşlar. Tren kullanan birinin verdiği röportajda söylediklerini bir gözden geçirelim hadi. Bu arkadaş kesinlikle insanlarla kavga etmek istemedim ama barlara, kulüplere gittiğimde kendimi aslan gibi hissettim. Kendi kendime biri bir şey söylerse onu odanın diğer tarafına fırlatabilirim diye düşündüm demiş. Amacım bela aramak ya da kavga etmek değildi. Sadece kendimi yenilmez hissettim. Arkadaşlar bu durum bir de Türkiye'de düşünsenize. Türkiye'deki
tren kullanıcılarının halini. Zaten agresif bir yapıya sahibim, ne oluruz bilmiyorum. Bir diğer etkisi saç kaybı. Trenbolon yüksek androjenik doğası nedeniyle saç dökülmesine veya kafa derisindeki incelmeye neden olan en olası steroiddir arkadaşlar. Bununla birlikte kullanıcılar diil ve testosteron seviyeleri normale döndüğünde dökülen saçların yaklaşık %80'inin kür sonrası geri döndüğünü bildirmiştir. Trenbolonu dikkatli kullananlar saçların bir kısmını kürler sonrası geri kazansa bile uzun vadede düzenli tren kürleri yapmak isteyenler saç çizgilerini korumak için yokuş yukarı bir savaşla karşı karşıya kalacaklardır arkadaşlar. Bu nedenle saçlarını olabildiğince kalın ve dolgun tutmak isteyenler için trenbolondan kaçınmak akıllıca olabilir. Bunun yerine onlara Dianabol veya Decadrobolin gibi daha az androjenik steroidleri tercih etmek onlar adına mantıklı olacaktır arkadaşlar. Bir diğer etkisi yağ kaybı. Trenbolon yüksek oranda androjenik olması nedeniyle yağ dokusunda lipolizi uyaran androjen reseptörü ile güçlü bir yağ yakıcıdır arkadaşlar. Bir kullanıcının ne kadar yağ kaybedeceği antrenmanlarına ve diyetlerine bağlı olacaktır tabii ki. Trenbolon kullanırken kalorilerine dikkat etmeyen biri aynı hala aynı vücut yağında kalabilir. Bununla birlikte kalori açığıyla yemek yiyen ve düzenli olarak HIIT yapan biri 8 haftalık bir kürden sonra vücut yağının %6'sını kaybedebilir. Genel olarak trenbolonun yağ yakma etkileri kasların toparlama yeteneğinden daha güçlüdür ve bu nedenle çoğu insan yağsız kütle kazanmaya çalışırken trenbolonu kullanır. Arkadaşlar. Bir diğer etkisi kas dolgunluğu. Egzersizler sırasında pump hissi insanlarda aşırıdır. Ancak bu tren kullanan insanlarda genellikle artan glikojen depolanması nedeniyle spor salonunun dışında da yaygın bir durum olur arkadaşlar. Tren kullanan Aron'un birinin verdiği röportajda bütün bir hafta egzersiz yapmama izin vermeyen bir tatile çıktım. Küçülüp düz, sönük görüneceğimi sandım ama insanlar yanıma gelip ne kadar büyük göründüğümü söylüyorlardı ve tatil fotoğraflarına dönüp baktığımda onlara hak verdim demiş. Bir diğer etkisi arkadaşlar trenbolon öksürüğü. Tren öksürüğü trenbolon enjekte edildiğinde ortaya çıkan ve birkaç saniye süren bir kuru öksürük olarak tanımlanabilir arkadaşlar. Bu tür solunum sıkıntısı testosteron spionat gibi diğer steroidleri enjekte ederken de ortaya çıkabilir. Bunun ciddi bir durum olduğu düşünülmemektedir arkadaşlar ve büyük olasılıkla trenbolonun yüksek androjeniniz ile ilişkili olup inflamatuar lipitlerin aktif olmasından neden olur arkadaşlar. Bir başka etkisi terlemek. Trenbolon merkezi sinir sistemini uyarır. Adrenalin üretimini artırır ve dolayısıyla termojenizeyi indükler. Bunun bir faydası metabolizmanın artması ve kullanıcıların gün boyunca doğal olarak daha fazla kalori yakmalarına yardımcı olmasıdır. Bununla birlikte negatif etkisi ise yüksek yüksek adrenalin seviyeleri spor salonunda veya dışarıda terlemeyi artırır arkadaşlar. Trenbolon kullanan bireylerin gecenin bir yarısı ter birikintisinin içinde uyanması yaygın bir temadır. Bu nedenle aşırı adrenalini engellemek için kullanıcıların kürleri sırasında kafein alımını azaltmaları akıllıca olabilir. Yatağın yanında vantilatör ile uyumak da vücudun soğumasına yardımcı olabilir arkadaşlar. Bir başka etkisi vücut kıllarının artması. Yüksek DHT seviyeleri nedeniyle trenbolon kullanıcılarının androgenetik alopesi yani kafa derisindeki saç dökülmesi yaşayabileceğini zaten birkaç madde önce saydık arkadaşlar. Bununla birlikte vücudun geri kalanı için kullanıcılar daha hızlı ve daha kalın kıl büyümesi yaşayabilirler. Bu daha gösterişli sakallara sahip olmayan isteyen erkekler için avantajlı olabilir. Ama şu var, işin sonunda maymun gibi dolaşıp ağdacıları zengin etmek de var tabii. Bir başka etkisi uykusuzluk hastalığı. Geceleri halihazırda uykuya dalma probleminiz var ise merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkileri nedeniyle sizler için trenbolon uygun bir steroid olmayabilir. Çünkü bu ilacın uykusuzluğa neden olabileceği bilinmektedir arkadaşlar. Bu durumun üstesinden gelmenin bir yolu yatmadan önce bol miktarda biftek, tavuk veya hindi yemektir. Tabi bu besinleri büyük miktarda karbonhidratla birleştirmek daha da iyi olacaktır. Bu 3 et türü kullanıcıların merkezi sinir sistemini yatıştırmaya yardımcı olan yatıştırıcı özelliklere sahip bir aminoasit olan L-triptofan açısından zengindir. Bir öğünde L-triptofanın karbonhidratlarla birleştirilmesi emilime yardımcı olur ve
sıkıştırıcı etkilerini artırır arkadaşlar. Yatmadan önce sıcak bir banyo yapmak da uykusuzluğu gidermenin ve uykusuzluğun üstesinden gelmenin en etkili ve en doğal yollarından biridir. Papatya veya lavanta çayı gibi çaylarla birlikte kırmızı üzüm çekirdeği ve kedi otu kökü gibi takviyeler de yardımcı olabilir sizlere. Kişi diyetini değiştirmesine rağmen, takviyeler ve çeşitli sakinleşme yolları almasına rağmen uyuyamıyorsa, kortizoldaki artış nedeniyle daha katabolik hale gelecekler arkadaşlar. Bu, trenbolonun yan etkilerini şiddetlendirebilir. Kan basıncını daha da artırabilir ve bir şekilde yağ kaybını, kas büyümesini engelleyebilir. Bu durumda başka bir steroid trenbolondan daha etkili olabilir. Güç açısından değil tabii ki. Uyku optimal vücut kompozisyonu için hayati önem taşıdığı için. İşte geldik en önemli noktaya aslında. Seks hayatında olumlu değişim. Testosteron, androjen ve nitrik oksit seviyeleri yükselirken penise giden kan akışı artacak. Bu da boyutu ve ereksiyon kalitesini önemli yönde etkileyecektir arkadaşlar. Bu durum çoğu kullanıcı için geçici de olsa daha iyi bir cinsel yaşam sağlar. Bu bizler için geçerli. Türkleri bu konunun dışına koyalım bence. Aslında bu bizi pek ilgilendiren bir konu değil, değil mi? Zaten biz Türkler olarak seksi çok seviyoruz ve başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu konuyu geçelim. Bununla birlikte bazı kullanıcılar için tam tersi bir etki de olabilir. Trenbolonun hipotalamusun kapatılması yoluyla dolaylı olarak artan prolaktin seviyeleri nedeniyle azalan libido ve zayıflamış ereksiyonlar meydana gelebilir ve bu laktasyon hormonunun geri beslenme düzenlemesini olumsuz etkiler arkadaşlar. Vücut geliştiriciler hiperprolaktinemiyi tedavi etmek için tıbbi olarak kullanılan bir dopaminerjik olan kabargolin kullanabilir ve bu da optimal cinsel işlevi geri kazanmaya yardımcı olur arkadaşlar. Bir başka etkisi koyu renkte idrar. Trenbolon kullanıcıları döngü sırasında idrarlarının genellikle koyu bir renge dönüştüğünü fark eder. Bu, trenbolonun vücudu etkili bir şekilde dehidre eden termojenik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle vücut geliştiricilerin trenbolon kullanımında su alımını artırmaları önemlidir. Bu, idrarın normal rengine dönmesine faydası olur hakkında. Bir başka etkisi sinirlilik hali. Trenbolon uyarıcı etkisi nedeniyle bir kullanıcının sabır eşiğini düşürebilir. Basitçe anlatmak gerekirse yüksek kalp atış hızı ve yüksek adrenalin seviyeleri ile sakin kalabilmek tabii ki zordur. Birçok kullanıcı için trenbolon saat başı ruh hali değiştirmeleri olan duygusal bir hız aracı gibidir. Anonim bir trenbolon kullanıcısının bir röportajında şöyle diyor. Hayatınızda ne olursa olsun ve ne tür bir ruh haline sahip olursanız olun, trenbolon kullanımında tüm duygularınızın 10 kat daha yoğunlaşabilirsiniz. Bir başka etkisi photoshoplanmış görünüm. Bir kişi trenbolon kürüne başlamadan önce zaten zayıfsa, şimdi sayacağım özelliklerin bir kombinasyonu sebebiyle sanki photoshoplanmış görünüme kavuşacaktır arkadaşlar. Nedir bunlar? Vücutta azalan su seviyeleri, tam dolu kaslar, artan damarlanma, boyut olarak balonlaşan trapez ve deltoid kasları arkadaşlar. Trapezius ve deltoidis kasları daha yüksek androjen reseptörlerine sahip oldukları için trenbolon kullanımında hipertrofiye daha duyarlıdır. Androjenik steroidleri özellikle iyi yanıt vermelerine neden olur arkadaşlar. Hücre dışı sudaki kayda değer bir azalma zayıf bir kişinin çok daha parçalanmış görünmesine neden olabilir. Vücut yağ oranı çok fazla olan bir kişi vücuttaki suyun azalması halinde bile bu değişikliği fark etmeyebilir arkadaşlar. Bir başka etkisi aknelerde artış. Bir kişi akne vulgarisine yatkınsa trenbolon androjenik yapısı nedeniyle daha fazla sivilceye neden olabilir. Bu özellikle sırtta yaygındır arkadaşlar. Trenbolon yağ bezlerini uyaran androjenler nedeniyle akneye neden olan sebum üretiminin artmasına neden olur. Sebum cildi nemlendirmek için kullanılan mumsu bir maddedir. Bu viskoz sıvının fazlalığı olduğunda çok hassas kullanıcılarda kistik akneye yol açan gözenekleri tıkabilir. Daha çok akutan adı altında bilinen izotretinoin akneden muzdarip. Ancak trenbolonun faydalarını deneyimlemek isteyen vücut geliştiriciler tarafından yaygın halde kullanılır arkadaşlar. Bir başka etkisi depresyon. Trenbolon kullanırken ruh hali ve güven üzerindeki olumlu etkileri gerçekten tartışılmaz. Ancak bu sadece bu ilacı kullanırken oluşabilecek durumlardır arkadaşlar. Peki ya sonrası?
Bizleri neler bekliyor? İşte şunlar. Kürler sonrası bir etkilerin tersi şiddetli olabilir. Bu da hipotonomik hipofiz testis ekseninde, yani HPTA hasarında ve yetersiz androjen testosteron düzeylerinin göstergesi olabilir. Kür yapan vücut geliştiriciler zamansız depresyon nöbetleri bile yaşadıklarını birçok kez bildirmişlerdir. Hatta anonim bir kullanıcı şöyle diyor bir röportajında. Rastgele zamanlarda depresyon yaşadım. Bir sabah uyandığımda yataktan çıkmayı kendime çok fazla iş olarak gördüm. Öylece gözlerim açık, tavana bakar ve bir saat kadar çaresiz hissederek uyanık kaldım. Çoğu zaman çalışmak yerine evde kalıp ve sadece kanepeye uzanıp kendimi çok çaresiz hissettim demiş bu arkadaş. Kötü bir durum. Trenbolon zihinsel sağlık sorunlarını şiddetlendirebilir ve bu nedenle savunmasız bireyler bu steroidten uzak durmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben size 17 maddede trenbolonun avantaj ve dezavantajlarını saydım. Eğer sizler de hayatınıza bir ya da birkaç kez trenbolon kullanıp bu saydığım tecrübeleri ya da bunlardan hariç çok başka olumlu ya da olumsuz tecrübeler yaşadıysanız lütfen videomun altına yorum olarak bunları yazın arkadaşlar. Beni izleyip videomdan memnun kaldıysanız videomu beğenip arkadaşlarınız ile paylaşın. Lütfen unutmayın dedikten sonra kanalıma abone olun ki hem bundan önce hem de bundan sonraki hiçbir videomu kaçırmayın ve artık steroidlerden bir haber olmayın diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdilik size veda ediyorum. Her şeyden önce size sağlık, sonra bol kazanç ve en sonunda bol sporlu günler diliyorum. Hoşça kalın.